Reçeteyi tekrardan yazacağım size, tamam? Evet. Sistemde ilaçların gözüküyor, onları reçete edeceğim. İlaç için birkaç ilaç başlamış yani. Tamam mı? Evet. Kocaman kafanı kaldır. Al benim sana. Işık ya bu. Kulağın, azıcık gıdıklanacak kulağın, tamam mı? Azıcık. Annene doğru bak bakayım, izleyelim. Tamam. Şimdi aile sağlığı merkezleri öncelikli hizmetleri koruyucu sağlık hekimliği, koruyucu sağlık tedavileri veren, daha sonra tedavi edici yaklaşımlarda bulunan kanser taramaları, yaşlı sağlığı izlemleri çok yönlü bir sağlık merkezi. Bizim burada yaptığımız tedavilerin, işlemlerin başında koruyucu sağlık hizmetlerinden aşılama hizmetleri, çocuk aşıları, erişkin aşıları bunlar geliyor. Daha sonra anne çocuk emzirme danışmanlığı, yeni doğan pediatri takipleri, okul muayeneleri, hasta muayeneleri, tedavileri, daha sonra HYP dediğimiz hasta yönetim planlaması bazında gerçekleştirdiğimiz işlemler var. Burada da yaşlı sağlığı izlemleri var. Kronik hastalık izlemleri var, tansiyon izlemleri var. Bizim ASM'miz hastane uzak bir ASM. Biz burada poliklinik hizmeti veriyoruz. Bizim günlük poliklinik sayımız 70'in üzerinde. Bazen 2000'in baktığımız oluyor, 100'ün üzerinde poliklinik hizmeti verdiğimiz oluyor. Pediatrik yaş grubunda, özellikle pediatrik yaş grubunda hastalıkların tedavisinde yani %90, 95, 98 zaten burada işlerini halledebiliyoruz. Onun dışında sürekli takip ettiğimiz hastalar, çocuklar vesaire olduğu için yönlendirmemiz daha kolay oluyor, daha sağlıklı oluyor. Yani buradan aile hekimi olarak bir çocuğu ya da bir kişiyi sevk ettiğimiz zaman ya da yönlendirdiğimiz zaman geçmiş sağlık şeylerini de çıkartıp işte büyüme gelişme pörsentillerini, aşı durumlarını, işte nerede işlerin yanlışa doğru gittiğini daha rahat gösterebiliyoruz. Onun için hastanelere yönlendirmemiz daha sağlıklı oluyor. Yani tedavi aldığı zaman da oradaki uzman hekim arkadaşlarımızın o çocuğa geçmişiyle alakalı veriye ulaşması çok daha kolay oluyor. Çünkü biz burada hem sevk evraklarını düzenlemiş oluyoruz ya da özelliklerini yazmış oluyoruz. Kişi kendini ifade edemese de hekim gözüyle kişiyi ifade etmiş oluyoruz. Thank you.
Ne kadar oldu yine başlıyor?